Yiğit Bulut, finansal güvenlik neden gerekli? Bir ülkenin fiziki sınırlarını korumak yeni dünya için eskisi kadar önemli değil. Bu cümle bana ait değil. Çok bilinen bir stratejistin kitabından sadece bir alıntı. Sevgili dostlar, daha önce özellikle bir dönem arka arkaya yazdıklarımda siber finansal sağlığımız başlıkları altında yeni güvenlik konseptini ele almış ve detaylı sorgulamıştık. Bugün finansal olana değinmek ve özellikle 2001'de bu kavramı algılayamayan, anlayamayan herkese yakın tarihimizden detaylı örnekler vererek 2003 öncesinde yani zihniyet değişmeden Türkiye'nin neler yaşadığını hatırlatmak istiyorum. Sevgili dostlar, 2001 krizi diye algılanan ve anayasa atıldığı gibi anlamsız bir etiketle sunulan süreç, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve kurumlarına içerden dışarıdan planlanıp yöneltilen bir diz çöktürme darbesi olup dönemin iktidar sahipleri başta olmak üzere birçok şahıs ve kurumun isteyerek istemeyerek suça iştirak etmeleriyle sonuçlanmıştır. 2001'de yaşananların anayasa atılmasıyla en küçük bir bağı yoktur. O sadece işin paketi olup Türkiye iç dış yerleşik düzen tarafından her anlamda çarpılıp budanıp boyunduruk altına alınmış ve refleks göstermesi gerekenler finansal entelektüel eksiklikleri ve siyasi basiretsizlikleri sonucu maalesef ağza açık yaşananları seyretmişlerdir. Peki 2001'de tam olarak ne oldu? Bu ülkede neden yaşanana tam bir teşhis konamadı ve anayasa atıldı gibi basit bir etiketleme genel kabul gördü bu noktada yaşananları bir daha hatırlayalım. 1. 1999 yılının 6. ayından itibaren Türkiye tarihinin en büyük para sermaye piyasaları manipülasyonuna muhatap olmuş ve Avrupa Birliği IMF algılaması altında IMKB 100 endeksi 1999 6. ayından başlayarak 2017 Ocak sabahına kadar dolar bazında 9 katına kadar şişirilmiştir. 2. Bu giriş yaşanırken Merkez Bankası ve siyasi otorite ne olduğunu idrak edemeyerek veya etmesine rağmen sessiz tepkisiz kalarak şişirme operasyonuna iştirak etmiştir. 3. 2000 yılı Ocak ayında sermaye piyasaları en noktasına değerken 17 Ocak sabahı iç dış yerleşik düzenin boşaltma operasyonu başlamış ve bu süreç 2001-18 Şubat sabahına kadar devam etmiştir. 4. 2017 Ocak'la 2018 Şubat arasında İMKB endeksi dolar bazında 1999 seviyesine dönüp neredeyse 9 kat değer kaybederken Türkiye 10 milyar dolar cari açık vererek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırmıştır. 5. Bu satış ve Türkiye'yi boşaltma sürecinde sermaye piyasası takası 15.3 milyar dolardan 3 milyar dolara inmiş, hazine bonosu takası da 13 ayda yarıdan fazla erimiştir. 6. En önemlisi Türkiye'den bu büyük çıkış olurken Merkez Bankası ve siyasi otorite sessiz tepkisiz eylemsiz kalarak suça iştirak etmiş ve dolar kurunu dalgalanmaya bırakmayarak sabit lineer tutarak manipülatörlere istediği kurdan dolar vermiştir. 7 kaç liradan dolar alacağını bilen yerli yabancı spekülatörler Merkez Bankası nezaretinde Türkiye'nin varlıklarını şişirme söndürme operasyonlarıyla kendi ceplerine transfer ederek dünya tarihine geçecek büyük vurgunu gerçekleştirmişlerdir. Bu operasyonların yapılabildiği ülkelerde yönetenlerin finansal entelektüel birikimlerinin zayıf olması ve ne olduğunu anlayamayanların sessiz kalması, anlayanların da bazen maalesef iştirak etmesi en önemli detaydır. 8. İlk dalga sonrası 2021 21 Şubat öncesi bildikleri dolar kurundan 600 binlerden dolara geçenler, anayasa atıldı algılamasıyla birlikte siyasi otorite Merkez Bankasının nezaretinde ikincil dalga hareketine başlamışlardır. 600 binlerden aldıkları dolarları 1 milyon 350 bin üstünde satarak ana operasyon tamamlanmıştır. 9. İşin finansal kısmı bitince siyasi manipülasyon başlamış ve maalesef Türkiye'nin altın anahtarı Muhtar bile seçilmemiş Derviş'e teslim edilmiştir. 10. Derviş milli bakışlar eşliğinde 15 günde 15 yasa çıkartmış ve maalesef kendisine direnen tek isim olan Enis Öksüz'ün de koltuğunu altından çekerek almıştır. 11 işin en acı tarafı Türkiye toplumsal olarak yaşananı analiz edememiş ve işi yapanların medya yoluyla koydukları anayasa atıldığı kriz çıktı etiketi genel kabul görmüş ve bilincimize bilinçaltımıza işlenmiştir. Sevgili dostlar, 2001 dosyası 28 Şubat sürecinden ve 94 krizini tetikleyen 92 sonrası dönemden ayrı düşünülemez. Olaya bu açıdan bakınca 2002'de taçlanarak biten dönem 1992'de özalın Kürt politikasını değiştirme denemesiyle başlamış ve 1994 krizi, 28 Şubat süreci ve 2001 kriziyle sona ermiştir. Sonuç 2003'ten itibaren de aynı oyunlar büyük küçük ölçeklerde yine oynanmış. Hatta fiili darbe denemeleri bile ortaya çıkartılmıştır. 2003 sonrası ülkeyi yönetenler kararlı bir şekilde bu saldırıya karşı durmuş ve Türkiye'nin kendi ekonomi politikalarını IMF'den de bağımsız kalarak devam ettirmişlerdir. Bu bağımsızlaşma olmasaydı bugün çözüm sürecimiz başta olmak üzere her türlü adımımız çok sert siyasi finansal darbeler alabilirdi. Son söz, finansal güvenlik nedir ve neden bu kadar önemlidir diyorsanız, yukarıdaki satırları bir daha ve lütfen çok dikkatli okuyun. Dünya siber ve finansal güvenlik kavramlarını tartışmaya devam ediyor. Biz de kaldığımız yerden sorgulamaya devam edeceğiz. Önemli not, 2003 sonrası ve özellikle 2008 sonrasında liderlik öncülüğünde atılan net adımlar çok önemli. Türkiye için güvenlik bu adımlarla öne çıkmaya başladı. Yiğit Bulut, Star